Abi şu an kamera yokmuş gibi düşün, tamam mı? Hiçbir hayatında bir değişiklik yokmuş gibi. Ben buraya gelmişim, senle müzik yapıyormuşum gibi düşünebilirsin. Videonun challenge'ını, olayını ufak bir özet geçeceğim şimdi. Emir'le birlikte bir Türkçe parçanın bir kısmından sample alacağız. Sonra ben farklı projede, o kendi bilgisayarında farklı projede müzik yapacağız. O loop'tan, sample'dan artık İlk ne defa sana buluyorsak. karşı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım, göreceğiz neler olacak. Sonra günün sonunda ilk bir sample'ımızı bulup farklı projelerde neler çıkarmışız, onlara bakacağız, birlikte dinleyeceğiz, karşılaştıracağız. Böyle ufak tatlı bir challenge'ımız var. Hem de Emir'i tanımış olacağız bu videoda. Hadi bakalım. Şimdi sen bir düldül dedin. Evet. Bana görev verildi Mabel sample'ın Matiz'in Fatih albümünden düldül teklifi geldi. Bir düldülü dinleyelim şöyle ufak. Distortion'lar efektler çok iyi. Tamam, birinci seçeneğimiz bu drum. Olmaya en yakın seçenek gibi de görünüyor. Evet. Başka ne var? Şuradan böyle bir geçsene. Gözüne hoş gelen. Buraya bayağı baktım ben aslında. Bir Bir de sen melodi de bak. olabilir, bir şey olabilir. Mesela Mert Demir'in Acı Veriyor'a girsene, ama bu sıra çok güzel şeyler yapıyor. Bak bu da güzel aslında. Bunun girişini ben O çok sevdim. davulla basın kombinasyonu çok De hoşuma gitti de benim de de bölümde. de. Hı. O İkisini de mi yüzden. yapsak? Ne yapsak lan? Birini sen, birini ben bak. O da olabilir. Bak onu loop alabiliriz. Bu da güzelmiş bak. Bilemedim. Devam edelim. Bu da aklımızda olsun. Sen bir heyecanlandın ya. Ben kamerada gülüyorum abi. Ne Güleceğim, dedin? haberiniz olsun. Aleyna Tilki. Başıma belasın. Ne dedin o şey? Bakalım, Bak. ben dinledim ama sample alınacak bir şey var mı bilmiyorum. Çok da yok gibi sanki Yok ama. yok, bunda çok yok. Bundan çok çıkmadı. Tamam o zaman biz Mabel Matiz'in Düldül parçasının Fatih albümünden 30. saniyesindeki davul loop'unu alacağız. Kendi Ableton projelerimize oturtacağız. Sonra Emir neler yapıyor, ben neler yapıyorum. Birlikte göreceğiz. İyi midir? Oy. Tamam o zaman biraz seni tanıyalım. Bana niye böyle bir görev Hocam bir sohbet edelim ya. Nedir yani? Emir Toker'i bir tanıyalım. Emir Toker verdin? kaç yaşındadır? 16. 16. Yaklaşık 3 gün önce 16 yaşıma 3 gün önce girdim. 16 oldu. Ne yapar Emir Toker? Müzik yapmayı çok seviyorum. Müzik yapmayı 12 seviyorsun. yaşından beri. Nasıl başladın? Çok saçma bir şekilde telefonumda bir anda müzik yaparken buldum kendimi. Telefonda başladın ha? Evet. Güzel. Şöyle döndüreyim mi Hem senin de harfi? şöyle garip bir hikayesi var. Photoshop uygulaması ararken yanlışlıkla müzik uygulaması indirip ulan bu neymiş ya deyip Hmm, o indirip derece. müzik yaptım diye. Güzel. Evet. Photoshop uygulaması. Ne yapacaktın peki Photoshop'ta? Hiçbir fikrim yok. Öylesine. 4 yıl önce falandı. Hı. 11 yaşında ne yapabilirsem Photoshop'ta onu yapacaktım herhalde zaten. Vallahi iyiymiş. Peki telefon iPhone muydu? Evet, iPhone'du. 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 Güzel. Sonra hangi uygulamayı indirdin hatırlıyor musun? Telefonda sanırım Launchpad diye böyle sample'ları birleştirdiğim bir uygulama vardı. Şimdi sildim uygulamayı. Evet. Bitti mi o devir? Bitti, Güzel. bitti, Senin YouTube kanalında kaç tane parça var şimdi? O uygulamadan yaptığın. bitti. YouTube Bayağı bir kanalımda var var, evet. herhalde. Bayağı var. Emir'in böyle YouTube kanalında resmen albüm çıkabilecek kadar böyle bir 20-25 şarkı falan linkini koyarız zaten. 12 yaşına mı yapmıştın onları? 11-12, evet. 11-12 yaşına 20-25 tane parça birleştirip telefon uygulamasından. Sonra onları bir de görsel kapak yapıp YouTube'a Onu atmış. arkadaşım yapıyordu. Onun Olsun. hakkını yemeyelim. Tamam, onun kreditini verelim. Ne yapıyor şimdi o arkadaş? O da iyi. Devam Yanında mı? devam. Devam. Görselleri o mu İyi, yapıyordu? hayır. Ne yapıyordu? Yani görselleri o yapıyordu. O da grafik tasarımcı olur belki. İnşallah. Belki güzel bir ekip kurulmuştur 12 yaşında. Neredesin? İstanbul. İstanbul'da mı Evet, doğduğuydun? dümdüz İstanbul. İstanbul. Kütük nere? İstanbul. Anlatabileceğim Tamam. hiçbir memleket hikayem yok, İstanbul. En sevdiğin hobilerin? Müzik. Müzik, iş olsun, müzik dışında. Oyun oynuyor. Ne oynuyorsun?
Online oyunları oynuyorum. Spor oyunlarını. Hikayeli oyunları oynuyorum. Genel olarak oynuyorum yani. En sevdiğin oyun ne? Uncharted 4. Uncharted 4. Güzel. Ben 3'ü oynamıştım PlayStation 3'te. Benim 4. Onunla başladım. 4. Sen 4'te başladın. Sen PlayStation 2 ile mi başlamıştın? Evet, 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 evet. Güzel. Ne tarz müzikler seviyorsun? Elektronik. Elektronik mi? En sevdiğin sanatçı? Monolink. Niye? Neden Monolink? Çünkü hem kendi söyleyip ve hem söylemeyi hem de prodüksiyonu çok iyi derecede yaptığı için hoşuma gidiyor kendisi. Olabilir. Ben selamlar burada. Makul bir sebep. Monolink abimize çok selamlar. bence makul bir sebep. Evet. Türkiye'den? Eğer soysal gelebilirim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Benim de Emir Toker. Peki bugün hangi sample'ı seçtik? Mavi Matiz'in Güldüğü şarkısının girişindeki bir davul. Nereden buldun onu? YouTube'da Türkiye Top 50 listesine girip orada bir süre dolaşıp ilgimi çeken sample'ı seçtim ve sana haber verdim. Gel abi yapalım diye. Sen Mavi Matiz'i dinledin mi hiç peki? Daha önce. Evet. Daha önce karşına çıktım, dinledin çıktı mi? Çıktı tabii ki. Çıkıyor. Hangi şarkısını? Şimdi 3 şarkısını saydım. Ya hep çıkıyordu. Şu sıra çok popüler zaten. Uzun zamandır hiç hiçbir şey yapıyor. Çıkmasa Mavi Matiz çıkıyor. Öyle değil. Olabilir, güzel. Hangi şarkısı? Ya tamam, o zaman biz ufaktan Mabel Matiz'in düldülünü davullarını bir ayıklıyoruz. Çok iyi. Ya, aslında bir ayıklama yapmıyoruz. O kısmı direkt alacağız. 30 saniyeden artık 40. saniyeye mi nedir? Aslında şey yapabiliriz. İşte var ya. Bu sample neydi o sample diyor. Fader. Onu yapmayalım, direkt şey yapalım. İyi. Parçayı alalım, üstüne takılalım. Tamam. Evet, ufaktan o zaman müziğimiz başlıyor. Evet, şimdi Emir şarkısını bitirdi. Ben de bitirdim. Evet. Bakalım neler yapmışız. Bir 20-30 dakika sürdü sanıyorum. Sürdü. Totalde. Birlikte dinleyeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Mabel Matiz'in Düldül şarkısının introsunda 30. saniyeyi alıp parça yaptık. Emir ayrı projede, ben ayrı projede. Evet, aç bakalım. Saniye.
sese bakalım. Haydi bakalım. Sadece dinleme en son. Öyle. Ne diyorsun? Yok iyi. Keyifli oldu bence de, ben de sevdim. Var mı yorumun, eleştirin? Şu şeyi zaten çok seviyorum, o sesi elef olama olayını. Benim... Hangisi? Şunu mu? Şunu mu diyorsun? Şurayı. Burayı mı seviyorsun? Evet. Akor progresyonu benim hoşuma gitti. Dan 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 dan. Hem de o hareket hoşuma gitti. Bir de ona biraz şeyle oynadım. Ayarlarıyla oynadım. Şu benim çok hoşuma gitti bir de bak. Burada evet, bir film ben... var. Orada bir bağlantı var ya. Evet. Ona bir anlık geldi. Bir de onu çıkarsana. Çıkartayım. Bir de düz gelsin. O dağınıklık hoşuma gidiyor. Evet. Etrafı dağıtıyor ya. Evet. Onun dışında var mı başka? Bir şurası değişik güzel oldu. Evet, onu. Onu da bir parçalayalım. Onu nasıl yaptın ama? Yaptım. Bu şöyle bir lead. Ama ben bunu çalarken nota bu herhalde. Ne diyorsam o lead'teki. Şu an ekranı da kayıt etmem lazım içerik için. Ama ben anlatacağım çünkü kaydı başlatamadım. Şimdi divanın şöyle bir özelliği var. Glide özelliği deniyor buna. Bak bunu. Oğlum lütfen. Yani, bir de dışarı istek ya. Öğreteyim. Bak normalde bu ses böyle. Evet. Bu bulabileceğim bir ses zaten preset, evet, divadan normalde. Ben bu iki not arasında. Yani sanırım buydu, hatırlamıyorum. Fark etmez. Canlı performans yapıyorum. O da şu demek. Bak ben bunu bir midi klavye olarak kullanıyorum bilgisayarı ve bir parmağım burada, yani sağ elim burada glide ile oynuyor. Gibi. Bir de oktavlarla oynayınca böyle oluyor. Bugünün kazananı Barış. Halk. Halk kazandı. Evet, o zaman videonun son partına geçiyorum. Yorumlarını alayım bu içerik hakkında. Çok tatlı bir içerik. Beğendin mi? Evet. Yaptığın şeyi. Evet. Bir farkındalık yarattı mı peki? Yaparken ne düşündün projeyi? Kestin onu, aldın. Evet.
Neyi geliştirmek istedin o sample'da? Hani neyi İlk defa sample kullandım ben bu arada. Hı hı. İlk sample kullanarak yaptığım projeydi. Hı hı. Demek ki böyle oluyormuş tarzında bir aydınlanma yaşadım. Öyle anlatabilirim yaşadığım şeyi sadece. Güzel. Demek ki böyle oluyormuş. Evet. Ne yaptın peki projede? Projede sample'ın üstüne biraz daha değişik ritimler koyup melodi yazıp daha dans bir şeye çevirmek istedim. Güzel. Olabildiği kadar da oldu diye düşünüyorum. Bence gayet güzel olmuş. Ben de şöyle oldu. Bu davul ritminden böyle zaten yavaşlatıp bir de ben bunu bir ton aşağı düşürdüm. Evet, onu da soracağız. Böyle bir o groove'un içine daha böyle sert elektronik böyle metal sesler eklemek istedim. Agresif. Var mı izleyicilere söylemek istediğim bir şey? Yok. Teşekkürler izlediğiniz için. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu Ege abi yapmıyormuş bunu, ben yapmasını tavsiye ettim. Abone olmayı unutmayın. Evet, lütfen. Emir rica ediyor bu sefer. Ben unutuyordum. Lütfen Emir'in ricasına kanala abone olmayı unutmayın. 750 falan şu an değil mi? Aynen. Bin bu videoyla 1000 yapıyor muyuz? Yapacağız. Bu video 1000 yapan video mu? O zaman çak. Haydi o zaman kendinize iyi bakın.